Herkese yeniden merhabalar. Yine bu masanın etrafında bu sefer çok tatlı bir lezzet hazırlamaya geldim. Size yine çok pratik bir tarif vereceğim. Yine ocak kullanmayacağız, fırın kullanmayacağız. Bu sefer renkli truf toplar yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet, her kadının tatlıyı çok sevdiğini biliyorum. Böyle çat kapı misafirleriniz oluyor, vakitiniz olmuyor, bunu da biliyorum. O yüzden şimdi evde bulabileceğiniz malzemelerle sizi de çok yormadan çok lezzetli, misafirinizi mutlu edecek bir tatlı tarifiyle geldim. Renkli trüfler yapacağız. Ne kadar renkli süsleme malzememiz varsa görselimiz o kadar güzel olacak. Bizim için gereken malzemeler çok basit. Bir muzum var, bir paket petibör bisküvim var, bir paket kakaom var ve yarım çay bardağı kadar pudra şekerim var, yarım çay bardağı sütüm var ve süsleme malzemelerim var. Ben bugün neler kullanacağım, nelerle süsleyeceğim? Hindistan cevizi, renkli pasta süsü, dövülmüş fıstık ve dövülmüş fındık. O zaman başlayalım. İlk olarak petibör bisküvileri rondodan geçireceğim. Bu yüzden bir rondoya da ihtiyacınız olacak. Eğer kakaolu kullanırsanız, kakaolu petibör bisküvi kullanırsanız daha doğrusu, ekstra kakao kullanmanıza gerek yok. Ama ben sade kullanıp daha sonra kakao eklemeyi çok daha lezzetli buluyorum. Aslında bu tarifteki mantık şu, bisküviler bizim unumuz olacak, muz ise bizim harcımız olacak. Bayağı bir un haline gelmesi gerekiyor. Tamamı un haline geldiği zaman kapağını açıp bir kaba boşaltacağım. Sonra bir büyük muzum var. Eğer muzlarınız küçükse bu bir yerine iki olabilir. Olgunlaşmış bir muz bulursanız çok daha iyi olur. O zaman böyle ezme işlemi yapmak zorunda kalmazsınız ama olgun bir muzunuz yoksa öncesinde böyle birazcık ezmenizi tavsiye ederim. Sonra açıp çatalla tabak içinde ezmeye devam edeceğiz. Rondo neden kullanmıyorum muzda? Çünkü o zaman lifleri kopmuş oluyor ve sıvı bir kıvam alıyor ve istediğim toparlanmayı sağlayamıyorum. O yüzden çatalla ezmenizi tavsiye ederim. Rondo kullanmayın bu aşamada. Sütümü ekliyorum. Sütümün yarısını ekleyeceğim çünkü petibörün kıvamına göre eğer gerekirse devamını yine ekleyeceğim. Bu aşamada pudra şekerini ekliyorum. Ve bir paket kakaomu ekliyorum. Aynı tarifi muz yerine hurmayla da yapabilirsiniz. Hurmayı sıcak suda bekletip hurmayı muz yerine kullanabilirsiniz. Ama çocuklar ve genelde işte böyle sağlıklı tarif sevmeyenler deyip böyle daha damak tadına düşkün olanlar muzu daha lezzetli bulacaktır. Şimdi bu aşamada artık yavaş yavaş petibör bisküvilerimi ekleyeceğim ama hepsini eklemeyeceğim. Önce bir yarısını ekliyorum. Çünkü bazen gerçekten paket gramajları, işte petibör bisküvinin kıvamı, her şey değişiyor. Yani muzun da, bütün muzların gramajı da aynı değil. O yüzden bunu böyle yavaş yavaş
kendiniz kıvamı yakalayana kadar ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi ben birazcık daha süt ekleyeceğim. Yani şu kalan bardağın yarısını ekleyeceğim. Ve artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Birazcık daha petibör bisküviden ilave ediyorum. Tam bir paket petibör gördüğünüz gibi. Bir muzu, bir büyük muzu daha doğrusu, benimki hayli büyüktü, karşıladı. Hepsini kullanmış oldum. Ele yapışan ama aynı zamanda da kıvam alabilen bir harç elde etmeliyim. Şimdi küçük küçük toplar yapacağız. Ve bu topları trüflerimizi süslemelerimizin içine batıracağız. Sırayla bütün süsleme malzemelerimi buluyorum. Ben ne kullanmıştım? Hindistan cevizi kullandım. Renkli pasta sosu kullandım. Fıstık kullandım ve fındık kullandım. Bu şekilde sırayla yeniden devam edeceğim. Tekrar yuvarlak yapıyorum. Bu tarife çocuklar bayılıyor. Yani tabak bitirme garantili bir tatlı bu. Hem çok pratik, hem evde bisküvi kaldı mesela, hemen onu değerlendirin. Evde mesela muzlar olgunlaştı, ne yapacaksınız, atacak mısınız? Atmayın. Hemen böyle bir bisküvi alın, böyle bir tatlı yapın. Çat kapı misafire bile yapabilirsiniz. Mesela kakaoya da batırabilirsiniz etrafına. Hani şimdi süs alternatifi düşünüyorum. Evinizde mesela o an yok. Yani illa fıstığı, fındığı ya da pasta süsünü nereden bulacaksınız? Kakaoya batırabilirsiniz. Bisküviden fazla çekip bisküviye batırabilirsiniz. Zaten bunlardan bir tanesi, iki tanesi mutlaka vardır her evde. O yüzden hani o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Aklıma gelmişken böyle bir fikir vereyim. Ve son tutumu da yapıp koyuyorum. Çok güzel oldu. Bu tarifi özellikle bir gece dolapta bekletirseniz daha da sert kıvamda olur. Çok daha lezzetli olur ama servis yapmadan önce ne olur bir gece bekletemiyorsanız da birkaç saat buzdolabında bekletin. Öyle çok daha birbirine yapışmayan topçuklar olur. Renkli truflar eminim her evde çok sevilecek. Çok da basit. Yapılması kolay, malzemesi az. O yüzden bu tarifi denemenizi çok çok isterim. Eğer denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi yazmayı ne olur ihmal etmeyin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.